Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine gerçekten sanatçı dostlarımızla beraberiz. Özellikle toplantımızı onurlandıran ve şereflendiren sanatçı dostlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. 25 Kasım tarihi dünya için ve Türkiye için önemli. 25 Kasım tarihi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günü. Günün anlamına baktığımız zaman bugün bir kutlama günü değil. Tam tersine böyle bir gün insanlık için ne yazık ki utanılacak bir gün olarak ifade etmeliyiz. Özellikle son yıllarda sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde kadına karşı şiddet olaylarının arttığını görmekteyiz. Hiç kuşkusuz bizi daha çok diğer ülkeler ilgilendiriyor ama kendi ülkemize de şöylesine bir bakalım. Ne yazık ki son yıllarda ülkemizde kadına karşı şiddet olaylarının çoğaldığını görmekteyiz. Hatta şiddet kavramı yeterli bir kelime değil. Cinayetlerin ne yazık ki çoğaldığını görmekteyiz. Bütün bunlara ilave olarak yüksek hakim kararlarıyla hukuk açısından da sınıfta kalmanın ne yazık ki üzüntüsünü yaşamaktayız. İşte bütün bunları bir araya üst üste koyduğumuz zaman 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma gününün daha da önem kazandığını görmekteyiz. Aynı gün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına karşı şiddet yasası geç de olsa meclise taşınıyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki yasalar bütün suçları önlemiş olsaydı hiç sorun kalmazdı. Esas olan vicdanlarımızdaki yasayı ortaya çıkarmak. Kadınlar ve erkekler Allah'ın yarattığı en değerli varlıklardır. Kadınlarımızın ve erkeklerimizin cinsiyetlerimiz farklı olsa bile gözyaşlarımız aynı. Değerli dostlarım, bunun farkında olmamız lazım ve değerini bilmemiz gerekir. İşte bugün bu düşüncenin gereğini yapmak üzere buradayız. Kadına yönelik şiddete karşı dayanışma içinde olmak, toplumsal dikkatimizi ve vicdanımızı bu alana yönlendirmemiz gerekiyor. Toplumsal duyarlılığı daha fazla yaratmamız gerekiyor. Ceza yasamızda kadına karşı şiddet maddelerinin erkek mantığıyla değil, insan mantığıyla, vicdan mantığıyla değiştirmek gerekiyor. Bunun için de kadına karşı şiddeti yererken kınayan, lanetleyen bir dayanışma göstermek istedik ve bir uyarı yürüyüşü yapmak istiyoruz. Değerli dostlarım, 25 Kasım Cuma günü Şişli Meydanı'nda saat 12'de buluşacağız. Ve birçok tanınmış sanatçı dostlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız da bu yürüyüşümüze şeref verecek. Aynı düşünceleri paylaşan burada sadece ve sadece Şişlili erkekler yürüyecek. Kadına şiddete karşı 25 Kasım Cuma günü Şişlili erkekler bir dayanışma içinde olacak. Bu yürüyüş sadece ve sadece kadına karşı olan şiddete karşı karşı çıkma adına değil, insanlık onuruna sahip çıkma adına tüm Şişlili erkekleri bu yürüyüşe davet ediyorum. Değerli basın mensuplarından da ricam, kadına karşı uygulanan şiddette toplum olarak karşı çıkılmasına önemli katkılar bugüne kadar sağlanıyor ama bu katkıların daha da artması lazım. Bir ilke ayın 25'inde imza atacağız. Şişlili erkekler
ve İstanbullu erkekler kadına şiddete karşı bütün gücümüzle yürüyüşümüzü yapacağız ve diyeceğiz ki bütün erkekler sizlere çağrıda bulunuyoruz. Artık kadınlarımıza şiddeti bırakalım. Kadınlarımıza bakışlarımızı sevgi dolu, şefkat dolu anlayışı ön plana çıkaralım. Bir kez daha sanatçı dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Dünya tarihinde ve Türkiye tarihinde belki de ilk defa sadece ve sadece sanatçı dostlarımızın katılımıyla binlerce Şişli'li erkek, İstanbul'lu erkek kadına şiddete karşı yürüyeceğiz ve sanatçı dostlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları orada görüşlerini yapılacak olan canlı yayınlarda dile getirecekler. Üzerini bir kez daha çizmek istiyorum. 25 Kasım Cuma günü saat 12'de Şişli Meydanı'nda Şişli'li erkekler, İstanbul'lu erkekler buluşacak ve kadına şiddete karşı yürüyüş yaparak erkekler ses verecekler ve diyecekler ki kadınlarımıza şiddeti durduralım ve bu konudaki toplumsal dayanışmamızı en üst düzeyde göstereceğiz. Ben bir kez daha sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lütfederlerse onlara bir görüşlerini almak istiyorum. Ve senden başlayalım söyleyeyim. Sayın Başkanım her zaman olduğu gibi ve bu konuda da aynı şekilde biz de sanatçı duyarlılığıyla tabii ki bu çağrılara cevap veriyoruz, tabii geleceğiz ama öncelikle bunun Şişli'de sadece erkeklerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir etkinlik olması doğrusu çok etkili. Diğer konuşmacı arkadaşlarımız da var, katılımcı sanatçı dostlarımız var. Buradan sadece Şişli'yi değil, İstanbul'daki tüm erkekleri bu anlamlı yürüyüşe davet ediyorum. Hep birlikte sesimizi duyurmamız lazım. Bunu sadece hanımların yapmasının doğru olmadığının çok farkındaydık. O yüzden erkekler olarak, insan olarak bu tepkimizi göstermeliyiz. Bir kez daha bize bu olanağı sağladığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapıyorum. Aynı zamanda milletin kendisi yazıyorum. Gerçekten bu yürüyüşün son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumun şunu öğrenmesi gerekiyor. Ve yazdığım konu ilişkiler konusu olduğu için bana çok gayet temel geliyor. Bu toplantı. Tüm dünyadaki erkeklerin şunu çok iyi öğrenmesi gerekiyor ki tek kişilik mutluluk yoktur. O yüzden kadının sorunu sadece kadının sorunu değildir. Aynı zamanda tüm toplumun sorunudur. Ben bu nedenle başkanımı tutuyorum. Gerçekten bu yürüyüşe ben de önünden katılacağım. Sanatçı arkadaşlarımı da tutuyorum. Orada olacaklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaptığım iş gereği zaten kadına şiddet konusunu her gün Kahraman Eroğlu ile birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir tartışma sırasında ben dedim ki kadına şiddet terör kadar önemli bir madde haline geldi. Bu nedenle de uyarı aldım. Gerçekten ama kadına şiddet terör kadar önemli. Bize günde ortalama 10 ya da 15 tane kadın eşinden, dayısından, kocasından, babasından ya da dostundan, sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle başvuruyor. Devlet de koruyamıyor. Bu bir gerçek. Devletin sığınma evleri yetersiz. Aksine yasalar istediğin gibi çok iyi bilir. Ancak fiili müdahale varsa sana koruma için bize başvurabilirsin deniyor. Bunun olmadan kadını nasıl koruruz sorusuna çare aramak gerekiyor. Şişli Belediyesi'nin ben Sayın Kahraman Eroğlu'na yakından çalıştığım için biliyorum. Örneğin yaptığı bir sığınma evi var. Ne yazık ki Türkiye'nin çoğu ilinde böyle bir sığınma evi yok şu anda. Uzman yok, danışman yok. İnsanların, kadınların şiddet gördüğü noktada gidip de danışabilecekleri bir yer yok, merci yok. Bilmiyorlardı ne yazık ki. İşte geçtiğimiz günlerde Taksim'de, tünelden Taksim'e kadına şiddete ve kadın cinayetlerine hayır yürüyüş yapıldı. Gittik, destek verdik. Kadınlar dediler ki arkadaş güzel de girme içimize. Siz de erkek olarak gidin, kendi eyleminizi yapın ve sesinizi çıkartın. Tam bunu düşünürken bir haber geldi ki Mustafa Sarıgül gene bir ilke imza atmış ve işte bu konuda sadece erkeklerin organize ettiği ve erkeklerin katılacağı bir kadına şiddete hayır yürüyüşü. Ben isterim ki bu sadece orada işte kameranın karşısına çıkıp gözükmek için olmasın. Sanatçı arkadaşlar, yazarlar, gazeteciler
destek versinler. Gerçekten de hayır dediklerini duyursunlar. Topluma kadına şiddetlerini dediklerini duyursunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Aslında herkes bu konunun zaten dramatik yanına değinecektir büyük bir ihtimalle konuşmalarda. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Kadına karşı şiddete siz de karşıysanız erkekseniz gelin diyorum. Ben de gerçekten Nişantaşı'nda yaşayan ve başkanım, Sayın Başkanımız sayesinde güzelleşen semtimizde yaşayan bir Nişantaşı'da olarak öncelikle şunu demek istiyorum. Şiddet her seviyede, her canlı için dünyada uygulanan bir şey ve şu anda hala yaşanan ve var olan bir şey. O yüzden şiddetin sadece kadınla sınırlı kalmayıp çocuklarımıza da gençlerimize de yansımaması lazım ve onlara da şiddet uygulanmaması lazım. Çünkü ben şuna inanıyorum ki çocuk yaşta çocuklarımıza, kızlarımıza, erkeklerimize sevgiyi aşılarsak, onları sevmeyi öğretirsek, hayvanları sevmeyi, yaşadıkları yeri sevmeyi, arkadaşlarını sevmeyi öğretirsek, bir zaman sonra onlar büyüdüklerinde inanın annelerine, eşlerine ve çocuklarına şiddet uygulamayacaklardır. Sadece onların sevgiyi aşılarlar. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kadına şiddete karşı erkekseniz gelin. Yani hani slogan güzelmiş. Erkekseniz gelin. Evet, aslında arkadaşlarımın söylediklerini toplamaya katılıyorum ben de. Betül'ün de söylediği gibi kadına uygulanan şiddet aslında ülkenin geneline, yani topluma uygulanan şiddet anlamına geliyor bence. Çünkü şiddet görmüş bir kadının anne olması sonucunda o çocuğun, o kadının büyüteceği, doğuracağı, yetiştireceği çocukların da sağlıklı olması beklenemez. Yani şiddet görmüş bir insandan sağlıklı bir davranış biçimi de zaten bir süre sonra bekleyemez hale gelirsiniz.